bombalama olayı daha çözüm sürecinin ilk ziyaretiydi. Onun ne Evet. olduğunu hiçbir zaman anlamadık. Açığa da çıkmadı. Öyle açığa çıkmayı bekliyor. Bu işlerde kaza falan olmaz, yanlış anlaşılma olmaz. Orada belki bir iç güçler arası, kendi aralarında iktidar odakları arasında bir çatışma vardı. Onun bu alana yansımasıydı o. Daha ilk birinci gün yani. Dolayısıyla onun bu süreçle, sürecin sonlanmasıyla alakası yok. Onu düzelteyim. Yeni Şafak'ın tutum değiştirmesi ya da medyadaki bu genel hal yeni değil aslında. Biz bunu zaten Selahattin Başkan'ın o seni başkan yaptırmayacağız konuşması olmadan önce bütün medya kapıları bize kapanmıştı. Ve seçime bu ambargoyla gireceğimiz kesindi. Sadece Yeni Şafak benzeri yerler değil, ana akım gibi gözüken yerler de artık bize kapanmıştı. Ve biz olmadan bu slogan tartışıldı. Bir anlamda bu sloganın öyle bir iş görmesi de oldu. Bizim yerimize bu sloganı o kendini zeki zanneden andavallı şeyler, sözüm ona fikir insanı ya da gazeteci urbalı insanlar her gece milyonlara tekrarladıp durdular. Bu Yeni Şafak ya da benzerlerinin yaptığı gazetecilik midir? Değildir. Bu psikolojik harptir. Yöntemleri tarihte milyonlarca kez ve milyonlarca muhalife karşı gerek bireysel gerek kümesel uygulanmış bir şeydir. Bunun artık bizler için sürpriz olan bir tarafı yoktur. Ama bütün bu ambargonun içerisinden yine kendi sözümüzü onlara söyleterek bir şekilde duyurabiliyoruz. Bunu da bir gece o kanallarda gezin, ne demek istediğimizi anlarsınız.